Bugün 6284 sayılı yasa karı kocanın arasını yapmak için değil, yıkmak için yapılmış bir yasadır. Bakın ben şu sokakta sadece canım istediği için veya canım sıkıldığı için çıkıp bir hanımefendiye hakaret etsem, haşa huzurdan küfür etsem, dövsem, tekme atsam, tokat atsam ve o hanımefendi 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra mahkeme devam ettiği sürece gelip şikayetinden vazgeçse dava anında düşüyor. Fakat benim hanımımla en ufak bir tartışmam olsa, en ufak bir kelime söylesem, en ufak bir tokat atsam, hanımım 100.000 dilekçe verse, 150.000 kez dese ki ben haksızdım, şikayetimden vazgeçiyorum dese, bunu kanun kabul etmiyor, mahkemeler kabul etmiyor. Peki sorarım size, akıl sahibi bir insan için bir kişinin kendisiyle hanımı arasındaki ilişkinin muhafazası, onların sulh yapılması, barıştırılması mı önemlidir? Yoksa herhangi bir yabancı kadınla yabancı erkeğin arasının sulh yapılması mı? Tabii ki her akıl sahibi der ki en önce çocukların selameti için, ailenin huzuru için, toplumun devamı için, neslin sağlığı için ve toplumun ruh sağlığı için tabii ki karıyla kocanın arasının sulh yapılması önemli. Bu konuda ayet-i kerime dahi var. O kadar önemli bir konu.